Efendim merhaba, Mürekkep Damlalarına hoş geldiniz. Ramazan'ı uğurladığımız şu günlerde yine Ramazan ve edebiyatı konuşacağız sizlerle. Kimle konuşacağız? Çok değerli hocam, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda bölüm başkanı Profesör Doktor Nihat Öztoprak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Ramazan başladık ve her başlayan şey gibi Ramazan da bitiyor. Şu yarın Arefe. Nasıl geçti bu sene Ramazan hocam? Önce onu sorayım. Siz de edebiyata geçmeden önce. Evet, Ramazan 2 yıldan beri malum eve kapanmış vaziyetteyiz. Evde geçiriyoruz. Bunun artıları da var, eksileri de var. Artıları ailelerimizle, çocuklarımızla birlikte daha yakın, yıllardan beri arzu ettiğimiz yani böyle bir koşuşturmaca iftardan iftara biraz daha evimize daha fazla zaman ayırma meselesini bu 2 Ramazan'dır buluyoruz. Ama buna rağmen inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz. Ancak salgını yani oradaki şerri hayra dönüştürme işleri de var, faaliyetleri. Gerçekten bizim akademisyen camiası bir takım teknolojik yapıdan istifade etmek suretiyle fevkalade güzel faaliyetler yapılıyor. Evet, canlı faaliyetler. Seminerler, konferanslar, evet, paneller, özellikle Ramazan münasebetiyle iftardan sonra saat 10'dan sonra başlayan özel toplantılar hakikaten ayrı bir neşe, ayrı bir zevk kattı Ramazan'a. Siz de onlardan birkaç tanesini tertip ediyorsunuz takip düzenli olarak. O da başka bir bölüm olarak biz dün akşam 21.sini düzenledik. Düşünün bu dönem içerisinde fevkalade katılım var ama güzel tarafı dün akşam birçok yerden afişler geldi. Davet geliyor. Aynı anda birkaç yere girmek zorunda. Evet, öyle. Maalesef birini tercih etmek durumunda kalıyoruz. Evet. Bu arada televizyonlara tabii ki evde yoğun bir ilgi var. Televizyon programlarına ilgi var. Ben bu dönemde insanların farklı bir şekilde bilinçlendiğini, yani bu dönemi iyi değerlendirmek isteyenlerin aslında kazançlı olduğu kanaatindeyim. Bir fırsata dönüştürüldü. Fırsata dönüştürüldü. Yani Türk milleti bu konularda beceriklidir ve hemen gerçekten ki kitap çalışmalarında da biz bunu gördük. Yani topluca bir araya gelmeden o yolda geçen zamanı da kullanmak suretiyle biz bu şerden hayır çıkarttık. Ama buna rağmen tabii ki ondan memnunuz diyemeyiz. Böyle düşündüğümüzü duyarsa memnun olduğumuzu düşünerek ayrılmamaya kalkar. Ondan memnun değiliz. Evet. Bir an önce gitsin inşallah. Hocam siz klasik Türk edebiyatıyla ilgi alanınız. Onunla yıllardan beri uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla klasik Türk edebiyatı deyince tabii biraz tarihi tarafı işin içine girecek. Bir tarihte Ramazan nasıl görmüş bizim atalarımız? Nasıl karşılamışlar? Ramazan'da neler yapmışlar? Yani bu, kabaca böyle aklınıza ilk gelenlerde özellikler söylerseniz. Evet, yani Ramazan aslında bir neşe ayı olmuş gördüğümüz kadarıyla. Yani geceler gündüz olmuş, gündüzler gece olmuş, dideler ruşen olmuş der eskiler. Yani gözümüzün önü aydınlanmış. Ramazan, hatta bu Ramazan gelmeden önce başlayan bir faaliyet. Hazırlıklarıyla beraber. Yani hanımlar kendi aralarında işte hazırlıklarını konuşurlar, imece usulü birbirlerine yardım etmek suretiyle Ramazan'daki yenecek olan tatlıları hazırlarlar, diğer malzemeleri hazırlarlar. Ramazan gelmeden önce yine esnaflar aynı şekilde satacakları ürünleri hazırladıkları gibi kendileri de buna hazırlanırlar. Yani Berat Kandili'nden itibaren aslında bu hazırlıklar başlar. Berat Kandili bir nevi Ramazan'ın müjdecisi gibidir. Ki evlerde yani temizlikler yapılır, kaplar kalaylanır. Eskiden bakır kazanlar kalaylanır. Çünkü hem kasabalarda hem de şehirlerde ki ailelerin köylerden inen misafirleri ağırlama mecburiyeti de vardır. Yani Kadir Gecesi'nde bu çok olur ama diğer zamanlarda da işte geldikleri o şehrin coşkusunu yaşamak isteyen köylü akrabalar da şehre akrabalarının yanına gelirler. Orada birkaç gece misafir olurlar. Bu misafirler ağırlanacak. Sonra sohbetler özellikle iftar öncesi iftar veren o köşklerde, evlerde, binalarda iftar öncesinde harika sohbetler. Yani nedir o sohbetler? İşte Hasan Paşa'nın çöreğinden yedin mi? Falanca Beylerbeyi'nin kazan dibini yedin mi? Bak onu tadacaksın. Onu tatmadıysan Ramazan'ı geçiremezsin. Geçirdim deme. Bizim Allah selamet versin. Benim değerli hocam İsmail Erünsel bize şöyle derdi. Siz derdi bir yere gittiniz. Bir şeyler yediniz. Çok hoşunuza gitti. Çok güzel buldunuz. Çok beğendiniz. Lezzetliydi. Bayıldınız. Ve fevkalade güzeldi yediğiniz yiyecekler. Bunu der arkadaşlarınızla paylaşmanız sadakadır. İki türlü sadakadır. Bir der siz güzelliği paylaşıyorsunuz. İkincisi de marifet itifata tabi. O güzel yemekleri, o lezzetli, leziz yemekleri yapan aşçıyı, restoranı, lokanta neyse onu da teşvik etmiş, cesaretlendirmiş ve sürdürülebilir olmasını sağlamışsınız derdi. Yani hem esnaf yapmış olduğu iyi için, güzel işin karşılığını alacak hem de biz de arkadaşlarımızla bu güzellikleri paylaşarak birbirimize yani hediye vermek sadece şu kalemi size hediye ettim demek evet, değil. Evet. Yani güzel bir haberi paylaşmak, güzel bir ne bileyim bir yemeğin nerede yapıldığını paylaşmak. Bunlar da sadaka yerine geçer derdi. O yüzden şimdi siz böyle yani o sohbetlerde böyle yenilen güzel yerleri birbirlerine tarif ettiklerini, tavsiye ettiklerini evet, söyleyince aklıma hocamın o sözü geldi. Hocam tabii sohbetler edebiyatsız da olmaz. Edebiyatın da halk arasından tutun bu işle ilgilenenleri varıncaya kadar böyle geçen bir geniş bir yelpazesi var. Ve Ramazan deyince hemen manilerle biz değil mi? Hemen evet, herkesin bildiği, herkesin evet, karşıladığı evet, maniler var. Evet. Manilere geçmeden önce ben az önce sevdiğim bir fıkra var bu şeylerde, sohbetler esnasında oluşan. Müsaade ederseniz onunla ki o da edebiyatı ilgilendiriyor. Zira bir iftar sonu, iftardan sonraki o çay kahve faslında yapılan bir sohbet. Bizim büyük vezirlerimizden ve aynı zamanda çok önemli şairlerimizden olan Koca Ragıp Paşa'nın köşkünde geçen bir hadise. Koca Ragıp Paşa'nın kendi tespit ettiği, yetiştirdiği elemanlardan olan Şair Haşmet Efendim onun da bulunduğu bir iftar sonrası sohbette sohbette biraz işte hangi camide namaz nasıl kıldırılıyor, hangisi daha kısa kıldırıyor, hangisi daha uzun, hangisi hatimle kıldırıyor falan bunlar bu fasıl geçildikten sonra bir fasıl da oruç borçlarıyla ilgili geçilirken herkes işte birisi diyor benim ya maalesef hastalandığım için tutamadığım işte 5 günlük bir borcum var. Diğeri diyor ben yolculuk yapmıştım onun için benim de 3 günlük borcum var diyor. Herkes oruç borcundan söz ediyor. Bu esnada Koca Ragıp Paşa'nın gözüne Haşmet takılıyor. Haşmet hiç ses çıkartmadan bir köşede oturuyor. Hiç oruç borcundan falan bahsetmiyor. Koca Ragıp Paşa hemen ona laf atıyor, takılıyor. Diyor ki Ne o Haşmet, senin herhalde hiç borcun yok diyor. Haşmet bu sözü duyunca atılıyor ve hünkârım ne demek? Benim de işte bakkala 50 akça, manava şu kadar, manifaturacıya bu kadar. Ya Haşmet dur hele, yani ben oruç borcunu sordum sana, bakkala borcunu sormadım deyince muhteşem cevap veriyor değil mi? Efendim yani oruç borcunu sorsa Allah sorar. Siz de benim bu borçlarımı sorarsınız diye düşündüm. Onun için böyle cevap verdim der. Yani o şeylerde gerçekten çok güzel fıkralar da, böyle yaşanmış hadiseler de yaşanmıştır. Sorunuza dönecek olursam, maniler, evet aslında edebiyatımızda belki manilerden önce şöyle bir tasnif yapmakta fayda var konuları. Klasik Türk Edebiyatı'nın, klasik Türk Edebiyatı şairleri bilhassa Ramazan'da Ramazaniyeler yazar. Halk Edebiyatı şairleri Vatandaş, Mani yazar ve yine mutasavvuf şairler, tekke şairleri ilahiler yazar. Ve yani aşağı yukarı bizim edebiyatımızın, yani Türk Edebiyatı'nı oluşturan bütün kolların Ramazan'da faaliyeti vardır. Hepsinin malzemesi vardır. Bunlar içerisinde tabii ki manilerin ayrı bir yeri var. Ramazan boyunca bizim özellikle bekçilerimiz, davulcularımız bugünkü gibi sadece böyle dıngıdı 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 şeklinde bir ses çıkartmak suretiyle sokak aralarında dolaşmazlar. Maalesef yani karşı çıkanları bu manada haklı görür hale geldik. Hiçbir estetiği yok, hiçbir anlamı yok. Ama o eski Ramazanlar, ben kendi bir küçük kasabanın çocuğuyum. Yani benim kasabamda bile efendim bir at eşliğinde davulcu, efendim zurna eşliğinde, atta bir sırık ve ona bayrak bağlanmış. Efendim şeyde, davulcu da maniler söyler. Ki İstanbul'da bekçilerin manileri meşhurdur. Ki bizim hocamız, sizin de hocanız, rahmetli Profesör Doktor Amil Çelebioğlu'nun böyle bir Ramazan namesi vardır. Ramazan manilerini topladığı efendim bir Ramazan namesi vardır. Ki bu Ramazan namenin içerisinde aslında maniler deyince sanki gelişigüzel her konuda bir dörtlük söyleniyor. Öyle değil. Ramazan başlarken birinci akşam, ikinci akşam, üçüncü akşam için ayrı ayrı maniler okunuyor. Ve bu maniler arka arkaya sıralanan bizim Katar dediğimiz, kervan dediğimiz türden birbiriyle ilgili olan. Ve devamı. Bu Ramazan manilerinin içerisinde neler yok? Yani bakın birinci akşam, ikinci akşam, üçüncü akşam okunan manilerin devamında işte Ramazan'da neler varsa, baklava var, baklavalar faslı var, taam faslı var, reçeller faslı var, zahire faslı var, gül faslı var, bülbül faslı var. Cuma gecesi geldiğinde cuma gecesi faslı var. Cüzdan faslı var, pire faslı var. Yani işin içerisinde mizah da giriyor. Mizah, eğlence, gülme. Evet, onlar da giriyor. Beyit yapma faslı var. Yani şiir yazmaya birisi yeltenmiş, efendim girmiş o işe ama ağzına, gözüne, yüzüne bulaştırmış. Dolayısıyla efendim onlarla ilgili şeyler var. Lisan-ı sıbyan faslı var. Yani böyle çocukça konuşma, çocuklar o bebekken neler çıkartıyorlarsa bunlar, bunları bekçi gidiyor kapıda gidiyor. Orada efendim 10-15 mani katarından bir tanesini okuyor. Diğer kapıya gidiyor, başka bir mani katarından okuyor. Böyle hatta o evin isteği oluyor. İstek doğrultusunda da mani okuyor. Tabii evde yaşayanların beyin mesleği, yapmış olduğu iş, o evin durumuna göre de kişiselleştiriyor tabii manileri. En azından evet, bazı yerlerini, bazı bölümlerini. Evet. Müsaade ederseniz ben böyle izleyicilerimize örnek vermek isterim. Ramazan'ın ilk karşılama katarlarından bir tanesidir bu. Geldi mah Ramazan'ım, şad olup sevindi canım. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun sultanım. Devam ediyor. Guş et sadayı bu gece, et merhabayı bu gece. Ey benim devletli efendim, gördüler ayı bu gece. Yani bu Ramazan ilk gecesi okunan mani ay örneği görüldü. Onun için böyle başladı. Bu gece ayı gördüler, yüzlerin yere sürdüler. Donandı kandiller ile camiler zinet buldular. Camilerin hemen aydınlanması, kandillerin yanması, camilerin zinetlenmesi şeklinde ifade edilmiş. Buldu camiler zineti, lazım bu ayın hürmeti. Ey benim devletli sultanım, buldu saimler devleti. Şeklinde devam ediyor. Müsaade ederseniz bir iki tane daha, mesela Lisan-ı Sıbyan'ı böyle, bunu da eminim ben daha yeni doğum yapmış ailelerin kapılarına gittiğinde okuyordur herhalde. Lisan-ı Sıbyan, yani bebek lisanı. Guş edin her an söyleyen, bir özge seyran söyleyem. Ey benim ağam efendim, lisan-ı sıbyan söyleyem. Giriş böyle. Evet, neymiş bakalım hocam? Küçücek, uşağı bebek, batacak demektir kötek. Hapıcık derler kapmağa, nam nam demektir yemek yemek. Yani çocuk dili. Çocuk dili, bebek dili. Evet. Yeni konuşmaya, yeni dillenen çocukların o taklidi seslerini burada bakın şiire konu etmiş. Yani bizim klasik edebiyatımız olsun, halk edebiyatımız olsun, kesinlikle halktan kopuk bir şeyler yapmıyor. Hocam bu Mert Oltulum hocamızın da böyle çocuk dili diye yayınladığı şu kadar kalınca bir kitabı vardı. Yine böyle İstanbul evet, folklor ve kültürüne evet, dair. Onun evet, içinde de böyle yerler vardı. Var. Başka şeyler de var. Demek ki böyle bir oyun olarak görüyorlar. Çocukların, herkes babalar, çocukların dillerini manilerle, şiirlerle, tabii Mert Hoca'nın hazırladığı mani değildi, şiir formundaydı. Evet, evet. Böyle yazma şeyi de varmış. Çocuğuna güzel bir hatıra. Sen çocukken ekmeğe böyle derdin, işte suya bunu derdin demek. Kesinlikle. İçin. Yani onunla ilgili sanki bir anı defteri tutmuş evet, gibi. Şimdi fotoğrafını çekip bırakıyoruz, videosunu evet, çekip bırakıyoruz. Evet, o zamanlarda evet, böyle yapıyorlarmış evet, demek. Evet. Bizde toplumumuzda evet yazma özürü var diyoruz ama aydınlarımızda yok. Aydınlarımız yazıyor. Bakın yani bugün yazılıyor mudur bunlar? Nasıl yazılıyordur bilmiyoruz ama geçmişte yazılmış. Takkeye söylerler tata, ekmeğe hem der baba. Okumaktır amin amin, sokağa çıkmaya atta. Evet, yani hatta bugün de aynı şeyi evet, efendim. Ben de hocam edelim, bizim küçüklüğün böyle yeni konuşurken telaffuz ettiği böyle farklı telaffuzları not almışım. Şöyle bir 40-50 kelimelik bir sözlük çıkmıştı. Şimdi o da ben de aklım nereden gelmişse yaptım. Öyle. Hocam mesela ben de size bir mani okuyayım. Buyur. Deniz suyu serindir, damla gibi derindir. Bir tek hurma da olsa bir mümini sevindir. Bakın Ramazan'ın ruhuna uygun bir uygun, şekilde yardımlaşmayı, çok, dayanışmayı önceleyen bir mani. Yani bu evet, mani sadece eğlenmek için değil, kesinlikle, mani yoluyla Ramazan ibadetlerini, Ramazan'ın nasıl yaşanacağını da bize hatırlatıyor. Evet, kesinlikle. Ama yani Ramazan'da hayat devam ediyor. İşte bu devam eden hayatı da aslında Ramazan'da işliyor insanlar. Onun için bu deminki örnekler. Aynı şekilde efendim Ramazan'ın methidir. Hatta son akşam dua yapılıyor bu şeylerde, özellikle manilerde. Yine bayram öncesi son gün de efendim dua ile birlikte bayramla ilgili maniler söyleniyor. Yani dönem neyse o. Kadir Gecesi'yle ilgili maniler evet. söyleniyor o akşam efendim söylenen maniler. Ama bunun içerisinde Ramazan'ı yaşanır, eğlenceli, hayatın bir parçası haline getirmek için espri de katıyor, nükte de katıyor. Pireler faslı öyle. Şundan müsaade ederseniz bir iki tane okuyayım. Eminim ben efendim programı izleyenlerimiz merak da edeceklerdir ve de bir Ramazannamenin içerisinde böyle konuların bulunduğunu da ben şahsen düşünmelerini istiyorum. Sözlerim ermez gayete, başlayalım hikayete. Bu gece geldim sizlere pirelerden şikayete. Hayatın bir parçası. Evet, o dönemin. Mübarekler. Bit. Gayetle çoktur sultanım, akıtırlar her dem kanım. Bir gece rahat vermezler, ellerinden yandı canım. Düştü peşime bir pire, dilerim ki yere gire. Bir lu bile tuttum onu, pireyi urdum zincire. Zinciri kırdı da kaçtı, bana türlü işler açtı. Zapt edemedim pireyi, elimden kuş gibi uçtu. Pirelerden halim yaman, ellerinden daim aman. Benimle nice tutuştu bir pire gayetle dizman. Böyle devam ediyor. Evet. Yani pireyle geçirdiği mücadeleyi de anlatıyor. Hocam evet. bu son gecede bir davulcu manisi, son gece okuduğu maniyi ben de size okuyayım. Davulun içi pekmez. Çalarım fakat ötmez. Bir bahşiş vermezseniz davulcu buradan gitmez. Bu da bahşiş isteme, işte Ramazan'ın 15'inde bir isterlerdi böyle bir dolaşırken davulcular. Bir de Ramazan'ın sonunda evet. bu gece işte evet. isterler. Bir de hatta gece para almak zor olur diye ertesi gün gündüz vakti. Şimdi yarın tabii bilmiyorum davulcu kaldı mı artık oluyor mu olmuyor mu olan yerlerde en azından yarın isteyeceklerdir muhtemelen. Davulcular gelip harçlık isteyeceklerdir. Şöyle davul çalmaya gelince bir sefer geçiyorlar sokaktan ama toplamaya gelince iki dönem geliyorlar. Evet. Bir de birkaç şey oluyor. Onlar da evet onlar da birden fazla oluyor. Bir başkası davulumun ipi kaytan kalmadı sırtıma mintan. Verin ağalar bahşişimi alayım sırtıma mintan. Davulun bu davulu asa asa tabii ne oluyor? Zaten pamuktan yapılan hassas kumaşlar. Eziliyor, meziliyor, mintanı işte derliyor vesaire mevsimine göre, bir yerine göre ister istemez yıpranıyor. Her şeyi bahane diyor bahşiş istemek için davulcularda. Evet. Tabii onun evet. renkli ve güzel tarafı. Evet, gerçekten öyle. Mesela şurada Methi Ramazan faslı var. Yani ara ara Ramazan'ı met etmeye de zaman ayırıyor. Edesiz her dem sefalar, budur hudadan recalar. Vakti şerifler hayrola, günümün nuru ağlar. Gözümün nuru ağlar. Şekimiz yok birdir hüda, yoluna bu canlar feda. Vakti sahur oldu diye eylerler müminler nida. Sahur sünnet iradettir, bize layık ibadettir. Beyim sahura uyanmak ne devlet ne saadettir. Hilaf değil gözüm nuru, sever dahi zevk sururu. Mümin olan methin eder cana bu fakti sahuru. Yani sahura kalkmanın önemine dikkat çekmek, onun sünnet olduğunu ifade etmek için bu manileri okuyor. Dinleyin bekçi kemteri, hemişe ol gamdan beri, bu aya hürmet edenler fivdersi aladır yeri. Ah edip her dem ağlarım, derya misali çağlarım, haktan ümidim kesmezem, gönlümü hakka bağlarım. Ta bu takat yoktur tende, gezerim alemde zinde, vakti sahur oldu uyan, hab içinde kalma sende. Evet. Sahura uyandırmanın hocam, yolu. Ramazan işte, insan sesi. Yani bir toplumun Ramazan'ı nasıl yaşadığını, idrak ettiğini, neler yaptığını, neler düşündüğünü ve nasıl inandığını şu manilerden yola çıkarak anlatabiliriz. Evet. Yani o manilerdeki yazılanları okuyarak toplumun kültürünü, adetini, inancını ve Ramazan'da neler yapıldığını görmemiz mümkün. Kesinlikle. Hocam maniler böyle. Ramazan'da maniler yazıyor. Peki edebiyatımızda, klasik edebiyatımızda Ramazan'ı konu edinen şiirlere bir göz atacak olursak bizi nasıl bir manzara karşılar? Manilerin dışında bir de şairlerimizin Ramazaniyeleri var. Ramazaniyeler yani bilhassa klasik edebiyat temsilcisi olan şairlerimizin Ramazan döneminde yazdıkları kasideler. Malum kasidelerin 4 ana bölümü vardır. 2 de yedek takviye bölümü vardır. O 4 ana bölümünden birincisinde ya efendim sevgiliden, aşktan bahsedilir ya da bir başka konudan bahsedilir. İşte başka konulardan bir tanesi de Ramazan'dır. Ramazan'dan söz eder, sonra methedeceği şahsı över, daha sonra kendisini metheder, en sonunda da dua ile kasidesini bitirir. Bu şekilde yazılmış Ramazaniyeler var. Onun dışında gazelle, rubai ile, kıta ile, efendim terkip bent, tercih bent de yazılmış Ramazan konulu, oruç konulu, ibadet konulu şiirler de var. Yani Ramazaniyeler işin bir parçası. Şimdi burada belki şunu da söylemek lazım. Özellikle klasik edebiyatımızın temsilcisi olan şairlerin şöyle bir uygulaması var. Ramazan gelince Ramazan'ı şiirinde konu eder. Bayram efendim, gelince bayramı. Bayram gelince bayramı şiirinde konu eder. Efendim yaz gelince yazın sıcaklığını konu eder. Sonbahar gelince hazaniye yazar. Şitaiye. Kış gelince şıtaiye yazar. Kar yağınca berfiye yazar. Efendim cemre düşünce cemreviye yazar. Nevruz gelince Nevruziye yazar. Yani şiir yazmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Hiçbir fırsatı kaçırmaz. Yani söylendiği gibi sadece aşkla, meşkle değil. Ama bunların yanında temel olarak hep bunlardan, bunların sıkıntılarını da dile getirir. Oradan tutup insanı aşka, sevgiye, güzele, güzelliğe davet eder. Böyle bir yapısı olduğu için zannedilmiş ki klasik edebiyat şairleri sadece aşk, meşk, efendim, gül, bülbül, şarap falan bunun arka planını asla düşünmemiz. İşte onlardan bir tanesi Ramazaniyeler. Ramazan'da birbiriyle hediyeleşmek isteyen şairler birbirlerine Ramazaniye sunuyorlar. Devlet adamına efendim Ramazan'ı tebrik etmek için Ramazaniye sunuyor. Ve bu Ramazaniyelerin içerisinde de Ramazan'la ilgili bütün kültürler var. Ramazan'ın efendim gelişinden bilhassa bizim yevmişek dediğimiz o şüpheli günden, eskiden teknoloji bu kadar net olmadığı için efendim insanlar bir ayın gelişini yüksekçe bir yere çıkmak suretiyle oradan efendim hilali gözetlemek suretiyle tespit ediyorlar. Ki Nedim'in yazdığı Ramazaniye'nin böyle bir hikayesi vardır. Nedim şöyle söz eder, der ki herkes efendim Ramazan daha bugün de başlamadı derken, hatta Şeyhülislam da bu karara uymuş. Ayasofya görevlisi yanında şahitleriyle birlikte hilalin görüldüğünü, hilali gördüklerini efendim iddia etmişler. Çünkü gözetlemişler, hilali görmüşler. Gitmişler kadıya, hilal göründü. Şahitler de var. Dolayısıyla kadı bu şeyi, beyanı kabul etmek durumunda kalıyor ve kabul ediyor. Hemen birden camilerin kandilleri yanıyor. Herkes şaşırıyor ve Nedim de bunu gerçekten şiirine nakşediyor bütün bu olayları. Nedim'in dışında Şeyh Galib'in, efendim Enderunlu Vasıf'ın, Nazım'ın, Sümbülzade Vehbi'nin, Koca Ragıp Paşa'nın, Leyla Hanım'ın, birçok şairimizin Ramazaniyesi var. Ramazaniyeler bilhassa 17. asrın sonlarından itibaren başlamış, 18. asırda bayağı zirve yapmış. Efendim Yevmişek dediğimiz mesela bakın Şair Sami bu hilalin görünüşünü şöyle anlatıyor. Kadrini bilen görse hilal-i Ramazan'ı, mihrab-i dünür secde-i şük itmeye anı. Yani bu hilal-i Ramazan'ın kadrini bilen onu şükür secdesi etmek için mihrab edinir. O bu kadar önemli ve gereklidir. Yevmi şek sohbetin şıra sıkarken yaran, sık boğaz etti basup şahne-i şehri Ramazan. Sık boğaz etti basıp şahne-i şehri Ramazan. Ramazan ayının bekçisi efendim bir baskın yaptı ve o şıra içmekte olan yaranların sohbetini kesti. Yani Ramazan gelince şıra içen arkadaşlarımız o şıra içmelerini ara verirler. Ara verirler. Onun için Ramazan geldi gelmedi. Yani o bir günü de kazanmak, o şek, yevmi şek dediğimiz gün şayet gerçekten böyle o şüpheli, yevmi şek şüpheli gün demek. Şüpheli olan gün gerçekten şüpheli ise bir gün daha kazanmış olacaklar. Onun bile hesabını yapıyorlar evet, ama... İnsanoğlu böyle. Evet, insanoğlu böyle. Bunları şiirlerinde şairlerimiz konu ediyor. Yani ve bizim edebiyatımızda gerçekten çok sayıda böyle şeyler var. Ramazaniyeler var. Hocam o şiirlere girmeden önce evet, isterseniz biz de bir şiir molası verelim. Bir Ramazan ve oruç şiirini sevgili izleyicilerimize dinletelim, paylaşalım. Eyvallah. Bizim sevgili kardeşimiz Enes'in sesiyle bir güzel Ramazan şiirini arkadaşlarım hazırlamışlar ise evet. Buyurun. Şimdi Ramazan ve oruç şiirini dinliyoruz efendim. Ah Ramazan günlerinde gördüğüm sevgi. Büyük bir huzurla başlayan sabah. Sonra durup durup tekrarladığım çocuksu, çocuksu Bismillah. Bakardım her sabah kadınlar, kızlar, bütün konu komşu bizde. Ve beyaz tülbentli ince bir kadın Kur'an okuyor evimizde. Beyaz papatyalar gibi beyaz tülbentli gelinler, ilahiler okurlardı sonra derinden. Bir bulut geçerdi, nemli, ıpıslak, gelinlerin sürmeli gözlerinde. Uhrevi bir alemde başlardı nakış nakış bütün yüzlerdeki nurdan ve tüter dururdu dualarla yakılmış o derin sofralarda buhurdan. Büyürdü her akşam minarelerle beraber mavi göklerdeki varlık. Kulaklarım okunacak ezan sesinde, ceplerimde çeşit çeşit iftarlık. Halbuki ben o zamanlar, çocukluk bu ya, tutup herkesten gizli, bozardım orucumu bir bardak suya ama kimseler bilmezdi. Şimdi ne kadınlar, ne uzun saçlı kızlar, ne o beyaz tülbentli gelinlerden eser var. Duymuyorum yüzümde sıcak nefeslerini. Alıp götürdü artık serin bir rüzgar, buhurdanlarla beraber o ezan seslerini. çıkıp gitsem diyorum şimdi bir gece, hiç kimse bilmese yerimi. Ne olur yaşasam şöyle gönlümce, yeni baştan çocukluk günlerim. Evet hocam, Yavuz Bülent Bâkilerin bir şiiriydi. Bu da tabi Ramazan ve oruç olunca şairlerde de gelenek devam ediyor. Daha her hafta bir şiir dinliyoruz. Bu hafta Yavuz Bülent Bâkilerden seçtik. Geçen haftalarda Sezai Karakoç'tan seçmiştik. Başka şairlerden seçmiştik. Şimdi biz Ramazaniyelere girdik hocam. Ramazanların Ramazaniye şiir yazmanın bir hediyeleşme olduğunu, devlet büyüklerine bir tebrik vesilesi olduğundan bahsettik ve 17. yüzyılda başlayıp 18. yüzyılda daha sık görülü oldu. Yoğun bir şekilde gördüğünden bahsettik ve böylece klasik edebiyatında Ramazaniye diye özellikle kaside formunun daha yaygın tercih edildiği bir şiir türü olduğunu söylediniz. Şimdi bu konuyu konuşuyorduk şiirden önce. Evet. Şimdi gene devam edelim. Yani bir şiir okuyacaktınız, bir Ramazani'den bahsedecektiniz. Ben sizin sözünüzü keserek, izin alarak o şiire döndük. Zaten şiir okuyacaktık. O tamamlamış oldu. Bize de bir nefes aldırmış oldu. Yani Bahti'nin, 1. Ahmet'tir. Bahti'nin Ramazan'la ilgili güzel bir gazeli var. Önce onu okumak isterim. Tabii bu kandil redifli bir şiirdir ve Ramazan'daki kandili konu eder. Ramazan erdi yine her gece yanar kandil, ehli İslam'a salar şule seraser kandil. Yeri gökten nice fark ede gece ehli nazar, sahnı arz üzre ki olmuş durur ahzeri kandil. Şebi çerağ ile yine cümle menarı donatıp, her birinin kemerin kıldığı mücevher kandil. Guşe guşe üç ayaklı küpe gibi sarakar, camiin hakbuki menguşuna benzer kandil. Ruzenin her şebi dönse nola kadre bahti, ki oluptur Ramazan ayına ziver kandil. Kandili... Bahti mi dediniz hocam? Bahti, evet. 1. Ahmet. Sultan Ahmet. Efendim herhalde Sultan Ahmet Camii'ndeki kandillerden ilham almak suretiyle... Kim bilir? Söylemiş olsa gerek. Bakın başlarken Ramazan erdi yine her gece yanar kandil diye başlıyor. Ramazaniyeler ya da Ramazan konulu şiirler umumiyetle Ramazan kelimesini, yani kelimeyi hangi konuyu anlatacaksa şiirde onu öncelemek suretiyle başlar. Burada da önemli bir şairimizdir Bâkî. Burada da öyle başlamış. Ramazan erdi yine her gece yanar kandil. Ehli İslam'a salar şule seraser kandil. Yani Ramazan'ın gelişiyle birlikte her gece kandillerin yanaşı, yeri gökten nice fark ede gece ehli nazar. Yeri gökten nice fark ede gece ehli nazar. Sahnı arz üzere ki olmuş durur ahzeri kandil. O kadar yani, aydınlanmış ki. Evet, o kadar aydınlanmış ki. Yani geceler gündüz oldu denir Ramazan için. Gözler ruşen oldu denir. Ramazan'da gece hayatı vardır. Savura kadar gece hayatı vardır. İnsanlar farklı farklı camileri ziyaret etmek, efendim çocuklarıyla, eşleriyle birlikte dışarı çıkıp efendim teravih kılmak veya bir şeyler içmek isterler. İnşallah o günler tekrar gelir hocam. İnşallah. Ahmet Remzi dedenin de böyle gelen redifli bu manada güzel bir şiiri var. Hocam o şiire geçmeden isterseniz bir misafirimiz var, bizi bekliyor. Onu programımıza alalım. Eyvallah. Ben de çayımı içeyim bu arada. Evet, sizi de biraz dinlendirmiş olalım. Profesör Doktor Hakan Yekbaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, aynı zamanda rektör yardımcısı. Hakan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah, afiyetlisiniz. Rabbimin bugünden şükürler olsun. Elhamdülillah iyiyiz. Sizleri gördük, seslerinizi duyduk. Daha da şad olduk, mutlu olduk. Sizler de iyisiniz inşallah. Eyvallah. Sivas'ta Ramazan nasıl geçti? Bir farklılık, bir bu pandemi şartlarında nasıl Ramazan'ı karşıladınız ve yaşadınız? Üstadım, Sivas'taki Ramazan'dan bahsetmeden öncelikle sizleri, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimizi Sivas'tan, Yiğidolar'ın şehrinden selamların en güzeliyle, saygıyla, muhabbetle selamlamak isterim. Gecemiz mübarek olsun, sohbetimiz bereketli olsun. Sivas, Anadolu şehri olması itibariyle herhalde Ramazan'ın en saf, en samimi bir şekilde yaşandığı bir şehir olsa gerek. Buna inanıyorum. Aslen ailem Erzurumlu. Erzurum Ramazanlarını da biliyorum. Sivas Ramazanlarını da az çok biliyoruz. Hani burada yaşadık, doğduk, büyüdük. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ramazan herhalde hani az önce kıymetli Nihat Hocam da bahsetti. İstanbul Ramazanları biraz daha farklı. Kendine özgü eğlenceleri, bazı adetleri, uygulamaları sebebiyle çok canlı. Fakat buradaki Ramazanlar biraz daha samimi gibi geliyor bana. İnsanlar daha yakın. Büyük şehrin şatafatından uzak oldukları için olsa gerek. Mesela bu salgın döneminde güzel uygulamalarımız var. En başta teravihlerde biliyorsunuz İstanbul'daki teravihlerde de Anadolu'daki teravihlerde de teravih namazı aralarında ilahiler okunur. Evet. Hani mutasavvıfların işte birazdan da belki bahsedeceğiz bazılarından. Sivas'ta da Şems-i Sivasi Hazretleri'ni, hani Anadolu'nun 3 şemsinden biri diye bahsedilir. Kaynaklar öyle anlatır. Bunlardan birisi biliyorsunuz Şems-i Tebrizi, bir diğeri Fatih'in hocası Akşemseddin, bir diğeri de Şemseddin Sivasi Hazretleri. Onun Arapça bir ilahisi söylenir. Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Zercudu vel İhsan diye başlayan salgın döneminde çok güzel bir gelenek oluştu. Biliyorsunuz teravihe gidemiyoruz şu anda. Yatsı namazlarında, yatsı ezanlarından hemen sonra bütün minarelerden şu anda bu ilahi okunuyor. Yani yatsı ezanı bitiyor. La ilahe illallah diyor müezzinimiz. Ardından bu ilahi bütün minarelerden okunuyor. Tabii Sivas Ramazanı dediniz. Ramazan deyince bu divan şiirin... Hakan Hocam, buyurun. Bu Şemsi dediniz de Sivas Şemsi Hazretleri diyelim. Bu Şemseddin Sivasi bu tabii İstanbul'dan Sivas'a gitmesi de ilginç. Bu medrese müntesibi mülazemet esnasında beklerken sırasını orada bazı şeyler görüyor. Böyle bazı kirli ilişkiler'e şahit oluyor. İşte birilerinin öne geçmesi vesaire. Sonra ilmiye sınıfını bırakıyor ve dönüp işte Sivas dönemin Sivas valisinin herhalde daveti üzere Sivas'a geliyor. Kendisi Tokatlı mı? Tokat Zileli miydi şeyi vatanı? Şemseddin Sivasi. Oralı vali üzerine gelip orada galiba değil mi dergahını dergahı kurup irşada başlayan mutasavvıftan, büyük mutasavvıftan bahsediyoruz değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam böyle bir menkıbesi vardı da paylaşmak istedim. İstanbul'daki o çevreden uzaklaşarak yani müderris, dini, diyaneti çok iyi bilen biri. Aslında evet. Fakat Zile'de doğmuş ama Sivasi şeklinde almasının sebebi o dönemde biliyorsunuz Sivas büyük bir sancak. Evet. Yani Zile'nin bulunduğu toprak da yani Sivas'a bağlı. Evet. Tabii Sivas'a bağlı. O yüzden Şemseddin Sivasi olarak anılıyor. Tabii o dönemin valisi tarafından Sivas'a davet edilince bugün Sivas'ta Meydan Camii civarında dergahını kuruyor ve burada bunu merakımdan, merakımdan soruyorum. O dergahın durumu şu anda nasıl? Ben tabii çok uzun zaman önce gelmiştim Sivas'a. Dergah şu anda çok evet. Mimari olarak çok duruyor mu? Anlayamadım, özür dilerim. Yani sesiniz şu anda mimari yapı bina olarak duruyor. Durmuyor. Yok. Ama işte Meydan Camii'nin hemen yanında Şemseddin Sivasi'nin türbesi var. Orada metfun şu anda. Fakat eserleriyle işte bugün hala aramızda. Sivas'ta çok seviliyor. Biliyorsunuz şöyle müstesna bir yeri de vardır. Hani mevlid deyince aklımıza bizim hemen Süleyman Çelebi Hazretleri gelir. Fakat yine Osmanlı döneminde Anadolu'da bugün bile hatta Süleyman Çelebi'nin mevlidi dışında okunan ender mevlidlerden biridir onun mevlidi. Evet. Hatta özellikle muhtemelen halifeleri veya müritleri tarafından götürülmüş Kilis bölgesinde bugün bile okunduğunu biz biliyoruz. Sivas'ta yine Hazreti saygıdan dolayı her sene bu mevlid camilerde birkaç gün okunur. Evet. Hani, onu anmak maksadıyla. Ne güzel bir adet, ne güzel bir gelenek. Ne güzel bir gelenek. Kesinlikle bu konuda ben özellikle kıymetli hocam Profesör Doktor Recep Toparlı'ya şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bu geleneğin hem canlanmasında, bu ilahiyle birlikte mevlid geleneğinin canlanmasında hem de rahmetli hocam Mehmet Arslan, merhum hocam Mehmet Arslan'la birlikte Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin bütün mensur ve manzum eserleri Sivas Belediyesi tarafından bir set halinde hazırlandı ve herkesin istifadesine sunuldu. Hatta bir gün belediyenin internet sitesinden PDF olarak bile indirilebilir. Bu anlamda Sivasi Hazretleri'nin Sivas'ta müstesna bir yeri var. Bu arada Mehmet Arslan hocamız da rahmetli anmış olalım. Aynen kendisi yani Nihat hocam da bilirler. Benim de hocamdı. Yani doktor hocam Hüseyin Hakka hocamdı ama bir de manevi hocalık vardır. Hocam benim manevi hocamdı her anlamda. İlminden çok istifade ettim. Hani kapsında yattık dersek yeridir. Öğrenmek için, ağzından bir kelime öğrenmek için. Rabbimin yazısı, kaderi derler Anadolu'da şey. Rabbimin yazısı aramızdan erken ayrıldı demek istemiyorum. Kadermiş bu ama bizleri Anadolu tabiriyle yine söyleyeyim yaktı geçti yani. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Olsun. Evet. Evet ben bu Şemseddin Sivasi, bu arada Halvetiye olduğunu söyleyelim. Halvetiye'nin Şemsiye kolunun da piri, kurucusu olduğunu ilave ederek biz yine klasik edebiyatı Ramazaniyelere doğru bu hazır sizi Sivas ve Sivas'tan bahsederken ve Şemseddin Sivasi'ye söz gelmişken böyle bir parantez açmış olduk. Bence güzel de oldu. Öğrenmiş olduk oradaki durumu. O vesileyle Şemseddin Sivasi'nin mevlidinin okunduğunu, Arapça ilahinin ezan minarelerden seslendirildiğini öğrenmiş olduk. Bunlar da hakikaten ben bilmiyordum. Çok benim için de sürpriz oldu. Güzel bir gelenek. Geleneği başlatanlardan, sürdürenlerden Allah razı olsun. Diyerek biz tekrar konumuza gelelim hemen. Böyle Sivaslılar vefakar, vefalı insanlar. Yani onu gösteriyor. Bunu duymak ve öğrenmek güzel oldu Hakan Bey. Teşekkür ederiz. Estağfurullah kıymetli hocam. Tekrar Ramazaniyelere dönersek eğer Sayın Hocam. Programımızın başında Nihat Hocam gerçekten çok önemli tespitler ve güzel bazı yerlere değindiler. Divan edebiyatı deyince gerçekten bizim aklımıza veya Tanzimat'tan sonra özellikle bu bilerek yapılmış bir şey herhalde. Hani soyut bir edebiyat geliyor. Gençlerin aklına daha çok bile geliyor. Halbuki Ramazaniler örneğinden hareketle baktığımız zaman Osmanlı'nın gündelik hayatından efsanelerine, işte biliminden kültürüne, dilinden folkloruna birçok detayı divan edebiyatının beyitlerinde, gazellerinde, kasidelerinde görmek mümkün. Yani işte seferatnameler, gazavatnameler, surnameler, siyasetnameler, seyahatnameler, münşiatlar, latifenameler, letaifnameler. Bunların hemen hepsinde Osmanlı'nın sosyal ve kültürel hayatına dair birçok şeyi buluruz. Hani bu girişi özellikle yapmak isterim. Öğrencilerimize ilk dersimizde de anlatırım. Hani divan edebiyatını klasik deyimiyle mey-ü mahbub gazelleri derekesine indirmek herhalde bu geçmişte yaşamış atalarımıza, büyüklerimize büyük bir saygısızlık olacak gibi geliyor. Bakın hocam az önce rahmetli hocamız Amil Çelebioğlu'nun hazırlamış olduğu Ramazannamesi'nden örnekler okudu. Orada da gördük. Fakat emin olun manilerden belki de daha fazla sosyal ve kültürel hayata dair örnekleri divan şiirinde bulmak mümkün. Her şeyden önce Ramazan divan şiirinde bir Süheyl Ünver hocamızın ifadesiyle söyleyelim. Bir medeniyeti anlatır. Her anlamda sadece oruç, işte teravih, iftar, imsak gibi dini uygulamaları anlatmaz. Bu uygulamaların bize özgü olan taraflarını da anlatır. Biz İsmail Hocam öyle bir milletiz ki hani İslam'la şereflendikten sonra onu hani elbette muamelata dair, inanca dair, akideye dair olan her şeyi iman olarak kabul ettik, amel olarak hayatımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Fakat kendimize ait unsurları da ona katıyoruz. Ramazan ben inanıyorum ki dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'de olduğu kadar renkli yaşanmıyordur. Ya edebiyata yansımalarından bahsediyoruz. Bakın edebiyatın en önemli malzemesi dildir değil mi hocam? Evet. Dilimizde mesela hemen deyimler üretmişiz Ramazan'la ilgili. Mesela ne diyoruz? Temcid pilavı gibi ısıtıp önüne koymak. Hani genç arkadaşlarım belki çok bilmeyebilirler ama bu çok kullanılan bir deyim. Şimdi temcidin ne olduğunu bilmedikleri için tabii genç nesil ama bahsetmek isterim. Eskiden hani Ramazan aylarında sahurda yenen aslında pilava verilen bir isim bu. Bu pilav çoğunlukta ya iftardan kalan ya da hemen iftardan sonra sahurda kolay gelinsin diye hazırlanan bir pilav. Tabii sahurda tekrar ısıtmak gerekiyor bunu. Dolayısıyla ısıtıp tekrar sofraya konulduğu için bugün hani bir meseleyi sürekli anlatmak, sanki yeni bir şeymiş gibi anlatmak anlamında, çok defa tekrarlamak anlamında temcid pilavı gibi ısıtıp öne sürmek diye bir deyim kullanıyoruz artık. Bakın hemen Ramazan günlük hayatımıza, dilimize yansıdı. Ya da müsaadeniz olursa bir tane daha örnek verip hemen divan edebiyatındaki örneklere geçelim. Veya diyoruz ki afyonu patlamamak. Ya bunu artık herkes biliyordur ama. Ya, bu biraz daha sık kullanılıyor. Dizilerde çok falan geçtiği için. Sosyal medyada veya. Mesela bunun hikayesi olan bir deyim. Günlük hayata yansıması olan. Hani biz Osmanlı'dan bahsederken genelde işte atalarımızdan bahsederken evet günlük hayatta gerçekten İslam'ın gereklerini yerine getiren ameli anlamda bu konulara dikkat eden atalarımız var ama o dönemde hani bugün de olduğu gibi biraz afyon düşkünü tiryakiler de varmış. Hatta İstanbul'da özellikle Süleymaniye Camii'nin çevresinde bulunan kahvelerde, dükkanlarda bu çok gündemde olan, işte satışa olan veya normal sayılan bir şey aslında. İşte ne yapıyorlar bunlar? Ramazan gelince biliyorsunuz meyhaneler kapanıyor. Yani Ramazan tembihnamelerinde de geçer bu. Fermanlar yayınlanıyor. Meyhane kapanıyor. Şimdi meyhane kapanınca doğal olarak bekri deniyor eskiler. Bekri yani bu şarap içenler, içki içenler afyona düşüyorlar. Ya da daha önceden afyon müptelası olmuşlar. Bunlar tabii oruçluyken rahat etmek adına imsak vakti gelmeden afyon hapını genelde müzehep deniyor veya altın varak bir kağıda sarıyorlar, ince bir kağıda. Hatta üstüne bir katman daha sarıyorlar. Ondan sonra üstüne bir katman daha sarıyorlar. Az sonra örneklerinden de beyitlerde bahsederiz. Kefenleme diyorlar buna. Hapı kefenliyorlar ve daha sonra da yutuyorlar. Tabii bu onun sebebi nedir? Sonra... Yani üç defa sarmaların nedenini, doğrudan hapı içmeyip 3 kere salarak içmelerini, yutmalarının. İşte şimdi yaza geldiğini düşünün. Vakit uzun. Yani iftara çok vakit var. Şimdi sabaha doğru ilk katman kağıt eriyor. Afyon patlıyor. Hani buna patlamak deniyor artık. Ha, bunu sahurda yapıyorlar. Ha, bunu sahurda yapıyorlar. Çünkü artık yeme içme bitiyor imsak vaktiyle. Yani mideye yedekliyorlar. Vaktinde... Midede yedekliyorlar. Ertesi günün rızkını. Aynen, aynen. İlk katman eriyip midenin öz suyuyla eridiği zaman afyon patlıyor, kendinden bir geçiyor. Bir rahatlama meydana geliyor. Öğleye doğru veya öğleden sonra muhtemelen ikinci katman açılıyor artık. Midenin öz suyuyla yine. Tekrar ehli keyif oluyor. İftara doğru, ki iftara doğru vakit en sıkıntılı vakittir. Hani bizim için de öyledir. Hani sabırsızlığın arttığı, hani çabuk iftar olsa da ezan okunsa da artık suyumuzu içsek iftarımızı yapsak dediğimiz vakitler. O vakitte 3. katmanda patlayınca iyice kendinden geçiyor. Ama bazen işte afyon patlamıyor. Burada ortaya çıkıyor. Bazen patlamıyor işte. Kağıt mı kalın geliyor yoksa mide mi öz suyu salgılamıyor? O zaman işte afyon patlamadığında da ortalık karışıyor. O zaman aynen, yani ters ve aksi oluyorlar. Hani bir günde gündelik hayatta böyle insanlara ya yatağın tersinde mi kalktın deriz ya da bunun daha afyonu patlamamış deriz. Dikkat ederseniz bu cümleyi de genelde sabahları kullanırız. Evet. Hani erken saatlerde, demek ki o saatlerde afyonun patlaması lazım. Patlamayınca afyonu patlamamış, bunun daha kendine gelememiş anlamında hemen eleştiriyoruz veya kızıyoruz, sitem ediyoruz neyse artık. Şimdi dilimize yansıyan bu zenginlik divan edebiyatında daha katmanlı olarak karşımıza çıkıyor. Şairlerimiz meşreplerine göre, zamana göre, mekana göre veya niyetine göre Ramazan'ı nazma döküyorlar. Yani kıymetli hocam Nihat hocam az önce söylediler. Muhtevalarına baktığımız zaman eğer bir şair dini hassasiyetleri yüksekse yazmış olduğu, söylemiş olduğu Ramazaniye'de Ramazan'ın ameli boyutuna değiniyor. En güzel örnek yine merhum Amil hocamızın hazırlamış olduğu Süleyman Nahifi'nin Fazileti Savmı Şehri Ramazan isimli Mesnevi'de görürüz. Bu Mesnevi'de müstakil Mesnevi mi hocam yoksa bir Mesnevi içinde bölüm müydü? Müstakil. Müstakil bir Mesnevi eser değil mi? Müstakil. Evet. Müstakil bir eser olarak rahmetli hocamız buluyor bu eseri. Mesela bunda, bu eserde Nihat hocamın da müsaadesini isteyerek ben bir giriş yapayım. Hocam daha iyi bilirler. Ramazan'ın ameli boyutu, dini boyut üzerinde durulur. Çünkü şairin meşrebi ve bakış açısı Ramazan'a budur. Bu normaldir. Eğer şairimiz mutasavvıfsa bu işi ameli tarafından ziyade manevi tarafına da eğilir. Mesela Naifi Hazretleri ne diyor? Müsaadenizle okuyayım buradan. İlk 3 beyitte. Rükni İslam'ın biri ey niknam, oldu rükni ruzi şehri siyah. Yani İslam'ın şartlarından biri, rükünlerinden biri de oruçtur diyor. Sağımdır sermaye-i şevki ferah, sağımdır dağı dili hüznü terah. Oruç diyor bizi feraha kavuşturandır, hüznü dağıtan bizi sevindirendir. Sağımdır müstevcibi ferru bihi, feyziyabı vadi eczi bihi. Oldu amalin şerifi eftali, savmı paki mazharı es-savmı li. Bakın bu son okuduğum beyitte es-savmı li bir kutsi hadis. Hazreti Peygamber'den rivayet edilen es-savmı li ve ene eczi bihi. Rabbil Alemin buyurmuştur ki oruç benim içimdir, onun mükafatını da ben vereceğim, bana aittir. Şimdi giriş bölümünden bile anlıyoruz ki hani Süleyman Naifi Hazretleri diyor ki ben bu Ramazaniye'de bunun dini boyutuna anlatacağım. Mesela devam eden beyitlerde hadis-i şeriflere temihte bulunuyor merhum şair. İşte Hazreti Peygamber'in oruçlu kimsenin iki sevinci vardır. Biri iftar edince, bir diğeri de kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıktığında Allah'ın vereceği mükafat. Bunlardan dolayı iki sevinci vardır diye. Hakan Hocam, mesela buna değiniyor. Süleyman Nahifi ismini ve Amil Çelebioğlu ismini zikrettiniz. Hazır Nihat Hocam da burada. Amil Çelebioğlu hocamızın, Nihat hocamızın da hocası, tüm eserlerini yayınlamış, yayınlanmasında, hazırlanmasında emeği olan biri olarak Nihat hocamıza söz verelim. Hocam, Amil Çelebioğlu'dan ve Nahifi'den bize biraz bahseder misiniz? Bu vesileyle de onları da birkaç kelimeyle de olsa, onlar da demek rahmet istedi. Hakan Hoca vesile oldu. Onlara da böyle hem rahmet dileyelim hem de isimlerini zikretmiş olalım. İsimlerini bilmeyenler için de böyle hatırlatmış olalım. Hem Süleyman Nahifi Hazretleri'ne hem de Amil Bey'e. Hocam, Amil Çelebioğlu Hazretleri diyebiliriz. Hocamız çok hakikaten tanıyan herkesin çok beğendiği, yani böyle Allah'ın sevgili dostlarından biri olarak gördüğü, kimseyi incitmeyen, kırmayan, hakikaten Hazret bir kelime için kullanılacaksa kendisi için kullanılacak bir hocamızdı. Yani soyadı Çelebioğlu'dur. Gerçekten Çelebi'dir. Çelebi'dir. Yani onun hacca gidişini yani ben çok iyi bilirim de herkes de bilir. Yani hacca gitmeden önce görev yaptığı her yerde insanların tek tek evlerine giderek, telefonla ulaşamadığı zaman evlerine gitmek suretiyle onlardan helallik almak ve ardından hacca öyle gitmek istemiştir. Öyle gitmiştir. Hocam, hac işte bu büyük bir dönüşüm. Yani şimdi bu dediğiniz şekilde hac etmek bir kere ne kadar zor değil mi? Düşünsenize, Amil Çelebioğlu hocamız tanıdığı, yani hukuku olduğu ve hakkı geçebileceğini düşündüğü herkesi teker teker arayıp yanına gidip helallik almak. Bir kere bu bile ne kadar büyük bir dönüşümün habercisi. Yani o bizdeki bir adettir, gelenektir aslında ama bunu yapabilmek çok zor bir şey. Şimdi çok kolay. Dostlar mesaj yazıyoruz. Arkadaşlar hacca gidiyorum. Hakkınızı ulaşalım, görüşüp görüşemediklerimize hakkınızı helal edin. Evet. Yani o günün şartlarında gerçekten çok zordu ve biz aslında hac ona çıkmamıştı. Yani bir problem olmuştu. Buna rağmen ısrarla gideceğim dedi. Hatta espriyle de çağırıyorlar beni dedi ama biz espri yapıyor zannettik. Gerçekmiş. Efendim, Allah rahmet eylesin. O tünel faciası değil mi? Tünel faciasında, evet, 1990. 3 müydü? 4 müydü? 90'da. 90'da, evet. 90. 90'da tünel faciasında kaybettik. Çok verimli, çok çalışkan birisi. Bakın, Ramazan'ı konuşuyoruz bugün. Evet, Ramazan, yani edebiyat konuşuyoruz. Hep Amil Çelebioğlu'nu konuşuyoruz. Aşağı yukarı bizim eski klasik Türk edebiyatındaki özellikle dini konularla ilgili ne zaman ne konuşulacak olursa Amil Bey'den, onun yaptığı çalışmalardan mutlaka söz ediyoruz. Efendim, onlar bizim kaynağımız oluyor. Yani şu Ramazan manilerini derleyen, toparlayan o. Mesela Ninniler Hazinesi'ni derlemiştir, toparlamıştır. Bilmeceler Hazinesi. Bilmeceler Hazinesi. Bunlar hazine ismini de vermiş. Gerçekten bunlar hazine. Ve biz bunları yani şayet hoca toplamasaydı kaybetmek üzereydik. Kaybediyoruz bir taraftan. Hoca Allah rahmet eylesin, böyle bir şey var. Ama onun da dışında çok orijinal çalışmaları, makaleleri de var. Nedir? Mesela az önce Lisan-ı Sıbyan. Hocanın o konuda makalesi vardır. Evet. Lisan-ı Sıbyan. Bu malzemeleri toplamıştır. Lisan-ı Pepegi. Bakın, yani Pepe, yani konuşma özürlü olanların da bir konuşma şekli var. Hitap şekli var. Onları derlemiş. Bunları derlemek, bunlar iğneyle kuyu kazmak gibidir. Evet. Çünkü bir yazmadan bir yerde bir şeye rastlayacaksınız. Öbür yazmada başka bir şekilde. Ama ömrünü efendim yazmalar arasında geçiren insanlar tabii ki bunları görüyorlar. Ve Muhammediyesi var. Muhammediyesi var. Tabii Süleyman Nahifi ile ilişkisi Manzum Nahifi tercümesi. Meşhur, evet. Yani Mesnevi'nin manzum tercümelerinden en iyilerinden bir tanesidir. Ve hocamız daha bunu asistanlığı sırasında metnini hazırlamış ve yayınlamıştır 1967-68-70 yıllarında. Efendim 3 cilt halinde malum 26.000 beyittir. Onların orijinal bir baskı yapmıştır. Hem Farsça hem eski alfabe yani Osmanlı alfabesiyle hem bunun bugünkü Latin harflerle hem de nesre çevrilişi. Evet, günümüz diline aktarışı. Ben onun nesre çevirilerini sadece nesre çevirilerini bir cilt halinde hazırladım. 3 sene üzerinde durdum. Yani güzel bir eser halinde hazırladık. Türkçesi itibarıyla en güzel Türkçe tercümelerden bir tanesi olarak çok ilgi duydu. Hocam işte Mesnevi hangi tercümesinden okuyalım diye merak edenlere önerebileceğimiz bir metin oldu. Bir metin oldu. Gerçekten öyle. Yani sağlıklı bir metin. Çünkü hocamız Farsça'ya da hakim, Osmanlı Türkçesine de hakim. Dolayısıyla tam onun elinden çıkabilecek. Ayrıca bir de dedesi Zukur Çelebi, son Karaman Mevlevi Hanesi Şeyhi. Yani böyle gelenekten de beslenmiş. Evet, gelenekten de beslenme bir yapısı var. Dolayısıyla Nahifi'nin bu manzum tercümesini bize kazandırmış. Yani yeni baskılarıyla birlikte gelecek nesiller de bundan istifade edecekler inşallah. Eyvallah hocam. Hakan Bey, şimdi bu Nahifi ve Amil Çelebioğlu'dan da ne güzel bereketli konuşuyorsunuz. Konuştukça, söz açıldıkça bizi hiç aklımızda olmayan konulara ve kişilere götürüyorsunuz. Bu da hakikaten güzel oldu. Her iki, yani şu ana kadar ismini zikrettiğimiz işte Şemseddin Sivasi, Mehmet Arslan hocamız, Amil Çelebioğlu, Nahifi değil mi hocam? Evet. Güzel oldu. Evet, şimdi biz yine klasik edebiyatta Ramazaniyelerde gelmiştik. Orada sözünüzü kesmiştim. Lütfen buyurun. Estağfurullah. Üstadım, dini boyutuna değinen şairler olduğu gibi az önce söylemiştik, şairin mezhebine göre farklı muhtevalı Ramazaniyeler de karşımıza çıkıyor demiştik. Burada bir de mutasavvıf şairler var. Yani onlar dini boyutuna göz ardı etmeden orucun sadece bedeni bir ibadet olmadığını, mana dünyasına da hitap ettiğini, yani sadece açlıktan oluşan bir ibadet değil, insanın ruh dünyasına da bir anlam kattığını, bu anlamda Ramazan'ın bir fırsat olduğunu söyleyen, ifade eden şiirler yazmışlar. Özellikle nefis terbiyesi açısından bakıldığında, çünkü hani bunu ilahiyat hocalarımız da söyler, kıymetli hocalarımız da hep söyler. Ramazan sadece aç kalmaktan ibaret değildir. Hani fakire yardım vardır, kendi nefsini sorguya çekmek vardır, tefekkür etmek vardır. Mesela son 10 günü itikafa girersiniz. Yani itikaf sadece namazdan ibaret olan, Kur'an okumaktan ibaret olan bir ibadet değildir. Ki itikaf en çok mutasavvıf şairlerin veya mutasavvıfların yaptığı bir karşımıza ibadet olarak çıkıyor. Şimdi bu önemli zaman diliminde mutasavvıf şairlerin yazdığı şiirlerin daha çok ilahi tarzında olduğunu görüyoruz. Ve bu ilahilerin de genelde merhaba veya elveda tarzında ilahiler olduğu karşımıza çıkıyor. Şimdi Seyyid Vehbi diyor ki, bakın mutasavvıfların yazdığı bu ilahiler camilerde okunuyormuş o zaman. Tesliyet gune vedaiye meger mahvilde bir ilahi okuna güfteyi Hacı Bayram. Yani Hacı Bayram'ın bir ilahisi camide okunuyor. Veya demi temcit olacak cümle menarat üzere Hacı Bayram'ın ilahileridir virdi zeban. Şimdi burada az önce de geçti temcit. Diyor ki temcit okunduğu zaman diyor cümle minarelerden temcit okunduğu zaman herkesin dilinde Hacı Bayram'ın ilahileri var. Şimdi eskiden bir gelenek var. Burada bir parantez açmak isterim. Temcit nedir? Belki hani izleyenlerimiz bilmeyebilirler. Pilavını öğrendik. Şimdi kendisinin ne olduğunu öğrenelim. Kendisinin de ne olduğunu öğrenmekte fayda var. Efendim, temcid aslında Ramazan'dan önceki 3 ayların başlangıcıyla birlikte başlıyor. Yatsı namazından sonra okunan dua ve ilahiler. Recep ve Şaban ayında öyle. Fakat Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sahurdan sonra okunmaya başlanıyor. İmsak vaktine doğru okunuyor. Sahur esnasında okunuyor veya bazı kaynaklarda imsakla birlikte okunduğu da söyleniyor. Burada çeşitli ilahiler ve dualar okunuyor. Bunlar bir gelenek olarak uzun bir süre devam etmiş. Şimdi demek ki o dönemde de minarelerden temcit olarak Hacı Bayram'ın ilahileri okunuyor. Refet adında bir şairimiz bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Merhaba ilahileri dedik. Merhaba ilahileri genelde Ramazan ayının 15'ine kadar camilerde teravih namazı kılınırken aralarda okunan ilahiler. Anadolu'da hala birçok yerde, az önce Sivas'ta da söyledim, hani Şems-i Sivasi Hazretleri'nin okunuyor dedim ya, Ya Hannan diye başlayan Arapça ilahisi. Bu tür ilahilerde Ramazan'ın gelmesinden duyulan manevi feyiz, sevinç, sürur anlatılır. Müsaadenizle mesela Sivas'ta olması hasebiyle ben buradan hep Sivas'a müsaadeniz olursa torpil geçeceğiz. Sivas'ta Ahmet Hamdi Divanı'ndan bir örnek okumak isterim. Bir murabba. Biliyorsunuz ilahi formunda olan şiirler genelde dörtlük tarzında oluyor zaten. Ve tekke edebiyatına mensup şairler de genelde dörtlükler halinde bunu kaleme alıyorlar. Teşrifinle aleme geldi sürur. Merhaba sat merhaba ey şehri nur. Nuru feyzin eyledi şerhi sudur. Merhaba sat merhaba ey şehri nur. Hamdülillah sende farz oldu sıyam. Öyle ferman eylemiş Rabbül Enam. Yümnü feyzin münteşirdir subh-u şam. Merhaba sat merhaba ey şehri nur. Devamı var. Uzun bir ilahi. Mesela az önce kıymetli hocam, Nihat hocam, Bahti mahlasıyla şiirler söyleyen Sultan 1. Ahmet'e ait kandil redifli bir gazel okudular. Aslında o kandilin bağlamı çok önemli. Nihat hocamın müsaadesiyle onu da arz etmek isterim. İlk mahyanın 1. Ahmet zamanında yapıldığı söylenir. Bu kandil redifli gazel o zaman hani acizane biraz daha bana göre mantıklı geliyor. Anlamlı geliyor. Hani dikkat ederseniz az önce okuduğunuz gazelde, hocamın okuduğu gazelde hani her tarafın aydınlandığı, kandiller ve mahyalar farklı olabilir ama o zamanki mahyalar da kandillerden oluşuyordu. Evet. Böyle bir gazelin yazılması çok bağlam açısından anlamlı geldi bana mesela. Çünkü ilk mahyayı kaynaklar 1. Ahmet zamanında oluşturulduğunu söylüyorlar. Mahya geleneğinden vaktimiz olursa bahsederiz. Hani o da önemli. Bugün hani işte bazı ayetler ve güzel sözler yazılıyor mahyalarda. Mesela eskiden mahyalarda Zülfikar resmedilmiş. Kaynaklarda var. Veya lale figürünün resmedildiği yazar. Yani örnekleri olduğu da ifade ediliyor. İşte bu 1. Ahmet, yani Bahti mahlasıyla şiirler yazan 1. Ahmet'in de merhaba şiiri var, gazeli var. Müsaadenizle 5 beyitlik onu da okumak isterim. Hani bir sultanın dilinden 11 ayın sultanına söylenmiş bir gazel. Bu anlamda çok güzel ve dili itibariyle, samimiyeti itibariyle etkileyici bir gazel bana göre. Lütfen buyurun. Merhaba, merhaba mehi Ramazan, merhaba halka rahmeti Rahman. Makdemin verdi aleme zinet, merhaba ey müzeyyeni devran. Gülşeni mahvil içre methün okur, merhaba deyü cümle hoş elhan. Rahmet oldu Muhammed ümmetine, merhaba ey refiki ehli cinan. Edeli bahti vasfını tesbih, eyleyiptür ana ata sübhan. Yani baktığınız zaman bir hükümdar Osmanlı Sultanı 11 ayın sultanına o kadar güzel merhaba diyor ki, hani kapımıza çok sevdiğimiz bir misafir gelir, uzun zamandır görmemişiz ama gönlümüz hep onu arzuluyordur. O samimiyetin verdiği bir üslupla yazmış. Çok belli. Bir sultanın dilinden Ramazan'ı dinlemek gerçekten çok kıymetli ve manidar geliyor bana. Bu gazete kısaca açıklar mısınız Hakan Bey? Okumuş olduğumuz... Üstadım, birinci beyitte merhaba, merhaba mehi Ramazan derken ay, Ramazan ayı merhaba. Merhaba halka rahmeti Rahman. Rahman'ın rahmeti olan ey güzel Ramazan merhaba. Biliyorsunuz Ramazan rahmet ayı. Evet. Hadis-i şerifte Efendimizin buyurduğu gibi, bakın merhabayla başlıyor ve rahmetten bahsediyor. Efendimiz buyuruyorlar ki Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi cehennem azabından kurtuluştur. Burada hemen ilk beyitte merhabayı ve rahmeti kullanması manidar. Evet. Yani belki de hadis-i şerife tenvihte bulunuyor merhum sultan. Makdemin verdi aleme zinet, merhaba ey müzeyyeni devran. Senin gelişin aleme süs oldu, alemi cihanı süsledi. Merhaba ey müzeyyeni devran, merhaba bu devri süsleyen, zamanı süsleyen merhaba. Gülşeni mahvil içre methün okur, merhaba diyor cümle hoş elhan. Şimdi mahvillerde gül bahçesine benzetiyor tabii. Senin metin okunur. Kimler okur? Hoş, sesi güzel olanlar okur. Demek ki Ramazan'ın gelişiyle mahvillerde, camilerde ilahiler, temcitler, dualar okunuyor. Bu geleneğe bir gönderme var muhtemelen. Rahmet oldu Muhammed ümmetine. Merhaba ey refiki ehli cinan. Senin gelişin ümmete rahmet oldu. Merhaba ey cennet ehlinin dostu, arkadaşı. Şimdi dikkat ederseniz üstadım Nahifi Hazretlerinin mesnevisinden bahsederken bir hadisi, kutsi hadisten bahsetmiştik. Orada oruç benim içindir, onun mükafatını ancak ben veririm diyordu Cenab-ı Allah. İşte burada da cennet ehlinin refiki, dostu diyor. Şimdi oruç gerçekten bize cennette dostluk, arkadaşlık yapacak. Bize inşallah kefaret olacak günahlarımıza. Herhalde bunu anlamak mümkün bu beyitten. Edeli bahti vasfını tesbih, eyleyiptür ana ata sübhan. Bahti Ramazan'ın vasıflarını saydıkça, onu tesbih ettikçe, zikrettikçe Allah ona hediyeler vermektedir, güzellikler bahşetmektedir şeklinde Nihat Hocam'ın da anlayışına da sığınarak herhalde gazeli bugünkü Türkçemizde ifade etmiş olabiliriz. Eyvallah, çok çok teşekkür ederiz. Bizim programımızı zenginleştirdiğiniz, çok değerli bilgileri bizimle paylaştınız. Bizi Sivas'a götürdüğünüz, Sivas'ı anlattınız. Hakan Hocam çok teşekkür ediyorum inşallah. Yine bir başka programda, başka vesileyle görüşmek ümidiyle ben sizi teşekkür ediyorum. Programımıza katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bizi Sivas'a götürdüğünüz için teşekkür ediyorum. Sivas'ı buraya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Estağfurullah. Kıymetli hocam, sözlerimin sonunda hani mübarek gün ve gecelerdeyiz. Fakat bu sıralar hepimizi çok derinden yaralayan, etkileyen, çok üzen, Kudüs'te, Peygamberler şehri Kudüs'te Müslüman Filistin halkının, kardeşlerimizin başından geçenleri hepimiz biliyoruz. Evlerinden, yurtlarından kovuluyorlar. Öz vatanlarında garip, hani üstadın dediği gibi parya diyor ya, kendi vatanda garipsin, kendi vatanda parya. Onlara Rab'den kurtuluşlar nasip etmesini niyaz ediyorum. hani mübarek aydayız, dua etmek lazım. Bir gün Doğu Türkistan'da, Mısır'da, Myanmar'da, Arakan'da, Suriye'de, mazlum coğrafya dediğimiz coğrafya aslında bu. Bütün bu coğrafyada Müslümanlar maalesef işkence görüyorlar, zulme uğruyorlar. Bu mübarek ayın hürmetine, yarın Arefe, ertesi gün bayram, bayramın yüzüsü hürmetine hepsinin felaha ermelerini niyaz ediyorum Rabbimden. Rabbim bu Müslüman kardeşlerimize bizlerin kardeşlik yapmasını nasip eylesin. Kavli dualarımızı da inşallah bir gün fiili duaya çevirsin diye temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Allah'a emanet olun. Bilmukabele burada biz de sizlerin bayramınızı tebrik ediyoruz. Tüm Sivas'ın ve Sivaslılara da selamlarımızı iletiyoruz. Evet, Sivas'a selamlar. Teşekkür. Hayırlı günler. Sağ olun. Aleykümselam. Hocam Hakan Bey değindi ilahiler. Biz isterseniz ilahilerle devam edelim. Evet. Biraz ilahilerden bahsedelim. Sonra da bir ilahi dinleyelim. Bu kadar ilahilerden bahsedip ilahi dinlemek olmaz. Olmaz. Evet hocam, Ramazan ilahileri. Hakan Bey söz etti. Yani gayet güzel ilahilerle ilgili epey bilgi verdi. Belki şunu da söylemek lazım. Bu ilahilerin içerisinde oruçların çeşitlerinden de söz ediliyor. Yani mesela nasıl? Mesela yani senin orucun hangisi şeklinde. Nedir? Neyi soruyor? Am'ın orucu var. Hass'ın orucu var. Havassul Hass'ın orucu var. Bilhassa bu ilahileri yazanlar mutasavvuf şairler. Bunlar orucu böyle derecelendiriyorlar. Yani ya cahilin orucu, efendim yemekten içmekten kesilmek şeklinde. Havasın orucu, yemeden içmeden kesilmenin yanında elle, gözle, ayakla, yani bütün uzuvlarımızla oruç tutmak şeklinde. Havasul havasın orucu da bu ikisinin yanında ayrıca gönülde daim bir şekilde Cenab-ı Hakk'ı tutmak ile, onu hatırlamak ile, onunla beraber olmakla tutulan oruç. Yani Allah'la beraber olarak tutulan oruç, en makbul oruç. Artık herkes kendi orucunu buna göre tartsın, ölçsün, bilsin hangisini tutuyor. Makbul olanı tutmak lazım. Bu ilahilerin aslında amacı da bu. Yani insan kalp sahibi olan yegane varlıklardan bir tanesi. Dolayısıyla ve bütün kirlilik veya temizlik oraya göre ayarlanıyor. Ramazan ayında şeytanın da bağlanmasından fırsat bilerek efendim insan sadece nefsiyle baş başa kaldığı için nefsini de terbiye etmek, nefsine de hakim olmak amacıyla orucunu böyle tutması efendim tavsiye ediliyor ve bu şeylerde bunlar var ki tabii insan sesini kullanabilen güzel sesli bir varlık. Efendim Kur'an-ı Kerim'in edebi bir yapısı var. Edebi yapılar hep ahenklidir. Yani içerisinde musikisi de vardır ve onu da barındırır. Dolayısıyla Ramazan'da ilahilerle güzel temennileri, Ramazan ve oruç bilgilerini vatandaşa siz teravide aralarda böyle dörtlükler halinde onu da sunmuş oluyorsunuz. Bu ilahilerin böyle güzel tarafları var. Hatta İstanbul'daki bazı camilerde müezzinlerimiz bir ilahinin bir dörtlüğünü bir arada, ikinci dörtlüğünü diğer arada, üçüncü dörtlüğünü diğer arada bir akşam bir makamda okuyor, diğer akşam başka bir makamda, diğer akşam başka bir makamda. Böyle yani dinleyenin de sıkılmadan dinlemesini temin etmek için ki bunlardan bir tanesi de Bursalı İsmail Hakkı'dır. Onun bakın çok güzel bir ilahisi var. Saye saldı ehli iman üstüne. Siz mi okuyacaktınız yoksa? Yok yok, ben onu daha önce o bestelenmiş bir ilahi geçen haftaki programların birinde dinlemiştik. Hmm. Hamdülillah geldi Mahr Ramazan, doğdu ol nur ehli irfan üstüne. Hamdülillah geldi Mahr Ramazan, bağlayıp şeytanı bende vurdular. Cümleten ağyarı hakkı sürdüler. Ehli hak ol ayda hakkı gördüler. Hamdülillah geldi Mahr Ramazan. Kıl teravihi safalar bula gör. Et tesabihi vefalar bula gör. Zikr-ü taat nuru ile dola gör. Hamdülillah geldi Mahr Ramazan. Bakın nasıl güzel öğütler veriyor. Teravihi kıl, safalar bul. Tesbih çek, vefalar bul. Zikri taat nuru ile dol. Hamdülillah geldi Mahi Ramazan. Kalbi jengi masvadan eyle ağ. Bu vücudun zenbin andan kıl ferah. Hakkıya nuru hüdadan yak çerağ. Hamdülillah geldi Mahi Ramazan. İlahi çok. Evet. Yunus'un da ilahisi var. Hocam bir de üftadeden bir ilahi. Evet. Bu Ramazan uğurlama, Ramazan'la elveda diyen ilahilerden bir ilahi. Müsaadenizle onu da ben Buyurun. Okuyayım. Ey dostlarım ağlaşalım, oruç ayı gitti yine. Hasret edip inleşelim, oruç ayı gitti yine. Bir nur idi haktan gelip, göklere nuru dolup, sadıkların elin alıp, oruç ayı gitti yine. Zalimlerin yollarını, kesmiş idi ellerini, yıkmış idi illerini, oruç ayı gitti yine. Vermiş idi cana safa, etmiş idi ahde vefa, olmuş idi derde şifa, oruç ayı gitti yine. Lezzet veren teravihe, işrak eden mesabihe, izzet veren mesacide, oruç ayı gitti yine. Tesir dönür haktan gelen, aşıklara zahir olan, gönlünde nuru dolan, oruç ayı gitti yine. Üftadeyi şad eyleyen, müminleri yad eyleyen, kaygudan azad eyleyen, oruç ayı gitti yine. Diyerek Ramazan'a da uğurlamış. Ramazan'da neler olduğunu, neler hissettiğini Ramazan'a tarif etmiş. Evet. Veya Ramazan, bir mümin için Ramazan'ın ne anlam ifade ettiğini teker teker açıklamış. Bütün Ramazaniyelerde aslında benzer şeyler var. Biliyorsunuz bu sene Yunus Emre yılı. Evet. Vefatının 700. yıl dönümünü kutluyoruz. Hatta son zamanlarda ardı ardına Yunus Emre'nin divanının yeni nüshaları bulunuyor. İnşallah hayra vesile olacak. Ama hocam o Yunus Emre'nin yeni Vatikan'daki nüshası zaten 2 seneden beri bilinen bir nüsha, bir mecmua. Eksik çok şey yani o kadar değil tabii. Üzerinde konuşacak bir şey değil. Niye böyle ilk defa 2 seneden beri herkesin erbabının, ehlinin bildiği nüshayı böyle ilk defa yeni bulunmuş gibi haberler yapılıyor. Yani onu da anlayamadım. Ya biz böyle yeri gelmişken abartmayı seviyoruz. Ben bir şey demeyecektim ama siz açtınız. Yani doğru bir şeyden ama başka bir şey daha. Ama hocam biz yine bu kadar değinilmiş olalım. Yunus Emre ilahisini okuyalım hocam. Başka bir şey daha. Ben de bunu söyleyeyim madem açtınız. Oradaki söylenen tarih şayet bize aksettirilenler doğruysa, duyduklarımız doğruysa 1639. Yunus Emre'nin vefatı 1321. Yani onun 3 asır sonrası. Yani kıymetli bir eser. Onun dönemine yakın dönem gibi bir şey ilan ediliyor. Arada 3 asır var. Nasıl? Yani onun dönemine yakın olabilmesi için özellikle 1350'lerde falan yazılmış olması lazım. 1400'ü aşmaması lazım. Ama bugün başka bir haber. Kütahya'daki benim de kıymetli yetiştirdiğim elemanlardan yazmalar üzerine ciddi hassasiyeti var, eğiliyor. Ersen Ersoy, Kütahya'daki Vahit Paşa Kütüphanesi'nde yanlış yanılmıyorsam bir nüshayı 1492 tarihli kısmen. Yani ona göre 150 yıl var hocam. Kesinlikle arada yani Bu daha eski bir nüsa, daha sağlıklı. Ama haber olmadı. Nüsa. Diğeri yani nitekim, belki İtalya'da olmasından dolayıdır hocam. Yok. Ben ondan daha önceden haberdar oldum. Birkaç sayfası da bende var. Dün akşam karıştırdım. Birkaç sayfasını buldum. Ama yani şimdilik en azından bendeki şeyler diğer bilinenlere bir şey katkıda bulunacak bir nitelikte değildi. Evet. Bu Yunus Emre deyince aklımıza geldi hocam. Bunlara da içimize dert olmasını söyleyelim. Yani bize seviniyoruz, ümitleniyoruz. Böyle bir şey çıkınca da üzülüyoruz. Bize bunu yapmayın. Yani bulunması güzel ama sunumu güzel değil. Sıkıntı bu. Yunus Emre diyor ki, benden öğüt istersen diyiverem bildiğimden. Budur çalabın buyruğu, tutun oruç, kılın namaz. Evet. Çok sade. Tutun oruç, kılın namaz. Yunus Emre'nin de merhaba tarzı, yani Ramazan'ı karşılama tarzı hocam, bu, şeyi var, şiiri var. Evet, o şiiri ilahi olarak dinleyelim hocam. Bunu mu? Bir ilahi hazırladık ama o sizin getirmiş olduğunuz ilahi olduğunu bilmiyorum. Nasıl başlıyor hocam? Müştak olup özlediğim şehri Ramazan merhaba. Yok o değil hocam. Bizimkisi elveda ilahisiydi. Evet. Bunu ben okuyayım. Sonra... Evet hocam siz okuyun, sizden sonra da ilahi dinleyelim hemen. Müştak olup özlediğim şehri Ramazan merhaba. Bakıp yolun gözlediğim şehri Ramazan merhaba. Safa geldin izzet ile, dahi azim nimet ile, müminlere rahmet ile şehri Ramazan merhaba. Müminlerin bayramıdır, 11 ayın sultanıdır, hakkın bize fermanıdır şehri Ramazan merhaba. 11 aylık yoldan gelir, bir ay bize mihman olur, müzniplere gufran olur şehri Ramazan merhaba. Derviş Yunus sever özden, kanlı yaşı döker gözden, hoşnut olsun cümlemizden şehri Ramazan merhaba. Tabi bu Yunus bizim Yunus mudur? Sonra onun yolundan giden diğer Yunuslardan hocam, birimidir. Hepsi ama şu manada bizim Yunus'umuz. Bizim Yunus'umuzdur. Evet. Evet. Hocam o zaman şimdi Aşkı Mahlas'ta Muzaffer Özak ait bir ilahi. Güzel bir hak emrini ettik eda var. Onu dinleyelim. Sonra devam edeceğiz. Evet. Efendim hak emrini ettik eda. Hak emrini ettik eda, nefsimizi kıldık feda, kavuştursun bizi hüda şehri. Hey. Evet hocam, hak emrini ettik eda, nefsimizi kıldık feda, konuştursun bize hüda, şeh Ramazan elveda, ey mahu gufran elveda dedik. Ve Ramazan böyle elveda şiirleri bekledik. Bu arada Muğla'dan bir misafirimiz var, çok değerli hocam, Profesör Doktor Namık Açıkgöz. Hocam hoş geldiniz. Evet. Hocam nasılsınız? Halinizi hattınızı soralım önce. Hocam duyuyor musunuz beni? Evet duyuyorum sevgili İsmail. İyi akşamlar. Hocam, iyi yayınlar. Nihat Öztoprak hocam da beraberiz. İyi akşamlar sevgili Nihat. İyi akşamlar hocam. İyi yayınlar. Sağ olun, var olun. Evet. Sizi görmek çok güzel. Özlemiştik. Ben de sizleri. Eyvallah. Hem Vav TV yayınından dolayı yeni yayına başladık. Tebrik ediyorum Vav TV'yi. Sizleri de programdan dolayı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun hocam. Evet. Teşekkür ederim. Hocam biz Nihat hocamla Ramazan ve Ramazanileri konuştuk ama şimdi vaktimiz de az kaldı. Sizin de tabii o konuda söyleyecek çok söz olduğunu biliyorum. Fakat biz geçen hafta kaybettiğimiz Emine Işınsu, büyük romancı, bir nesli etkileyen, yazdıklarıyla bir nesne yol gösteren, onların birçok kişinin isim veren çocuklarına isim bulma konusunda yardımcı olan, yani roman kahramanlarını çocuklarımızın isimlerini, çocuklarımıza isim olarak verdiğimiz, bizi o derece etkileyen bir nesli öylesine yönlendirmiş bir büyük isimden konuşacağız. Sizi tanıdığınız kadarıyla bize Emine Işınsu'yu tanıtmanızı, anlatmanızı isteyeceğim ama önce isterseniz, müsaade ederseniz Emine Işınsu'yu tanıtan kısa bir videomuz var. Onu izleyelim, biyografisini. Sonra sizin tanıdığınız Emine Işınsu'yu sizin ağzınızdan dinleyelim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. 1938 Kars doğumlu olan Emine Işınsu, Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarlarından Halide Nusret Zorlutuna'nın kızıdır. Babasının işinden dolayı yurdun çeşitli yerlerinde bulunmuş ve ilköğretim yıllarını farklı şehirlerde okumuştur. Lise mezuniyeti ise TED Ankara Koleji'dir. Ankara Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Felsefe bölümlerinde okuyan Işınsu, bir sürede Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme okumuştur. İki Nokta isimli şiir kitabını 17 yaşında yayımlayan Işınsu, Küçük Dünya eseriyle ilk ödülünü kazandıktan sonra romana yöneldi. Birçok dergi ve gazete yazıları yayınladı. 3 çocuk annesi olan, yaşamının son yıllarında Alzheimer'la mücadele eden 82 yaşındaki Işınsu, 5 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Küçük Dünya, Azap Toprakları, Ak Topraklar, Tutsak, Sancı, Çiçekler Büyür, Cambaz, Kaf Dağı'nın Ardında, Alpaslan, Atlı Karınca, Cumhuriyet Türküsü, Nisan Yağmuru, Havva, Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri, Buka, Hacı Bayram, Hacı Bektaş Veli, Bir Aile, Emine Işınsu'nun diğer eserleridir. Küçük Dünya, yönetmen Osman Sınav tarafından televizyon dizisi olarak da çekilmiştir. Evet hocam, Emine Işınsu'yu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Birkaç seneden beri de bir rahatsızlığı vardı sanırım. Hocam sizin evet. için Emine Işınsu ne anlam ifade ediyor? Siz Emine Işınsu'yu nereye konuşlandırıyorsunuz? Emine Işınsu'nun yazarlığı ile bizim kuşağın okur yazarlığı üst üste geldi. Allah'ın güzel bir şeyi, takdiri. Çünkü biz 54, 55, 56 doğumlular lisedeyken Emine Hanım'ın ilk romanı 1970'te çıkmıştı, Azap Toprakları. Biz Emine Hanım'la o romanı vasıtasıyla ilk defa 1970'te tanıdık. Malum olduğu üzere Azap Toprakları Batı Trakya'daki Türklerin mezalimi, maruz kaldıkları mezalimi üzerinden bir hikayedir. Ama diğer romanlara da geldiğimizde söyleyeceğim ama baştan söyleyeyim. Emine Hanım'ı Azap Toprakları'ndaki bir mezalim, dış Türkler mezalimi üzerinden okumak, Çiçekler Büyür'deki Bulgaristan Türkleri, Tutsak'taki Kerkük Türkleri üzerinden okumak, yani sadece bunlar açısından okumak eksik okumaktır. Emine Hanım'ı okurken o 20. yüzyılda yaşanan, yani modern çağın, modern zamanında yaşanan zulmü ve insanlığın yüz karası olan o zulümleri anlatması bakımından mutlaka tarihi vesikalar veren bir şahsiyet olarak görüyoruz. Ama o romanlarda, o metinlerde aynı zamanda bir insan gerilimi vardır, çelişkisi vardır, kavgası vardır, kendisiyle kavgası, toplumla kavgası, diğer insanlara kavgası, hasletler, özlemler, vefa, sadakat, ihanet, hepsi bunlar iç içe. Biz Emine Hanım'ın işte bu dış Türklerle ilgili romanlarını okuduk. Aynı zamanda o bir dönem romancısı gibi, mesela Sancı'da Dursun Önkuz adlı ülkücü gencin 1970'te 23 Kasım 1970'te Ankara'da katledilişini, Erkek Teknik Yükseköğretim Okulu'nda katledilişini anlattı. Evet, bu bir ülkücü gencin hayatının dramının, trajedisinin anlatılmasıydı. Ama bir Anadolu'nun kasabasından gelmiş garip bir çocuğun Ankara'da ve o çocuğun düşlemediği, tasavvur etmediği bir düzenin içinde yer tutulması, yer edinmesi ve kavruk bir Anadolu gencinin onu kabul etmeyen sistemin içinde yer edinme mücadelesinin bir sonucuydu ve bu yer edinme mücadelesi şehadetle netice bulunuyor. Tabi romanın trajik sonu olarak buna bakalım. Fakat biz romanı sadece ideolojik bir metin değil, elbette o dönem 1970'lerin dönem romanı dediğimiz dönem romanlarının belki ilkidir, size söyleyeyim. Bakın Emine Hanım'ın o kitap hem tabi bugünkü gibi bestseller hikayeleri yoktu ama Sancı o yıllarda en fazla okunan romanlardandı ve bir dönemi aydınlattığı için dönem romanı zihniyetinin belki bizdeki ilk güzel örneklerinden birisidir. Ama onu ideolojik olarak değil, onu insani gerilimler noktayı nazarından okumamızda çok çok büyük fayda var. Daha sonra devam ettik. Mesela yani biz Ak Topraklar'da tarihi arka planın içindeki gene tarihi insanlar ama ezeli ve ebedi insan çelişkilerini, mutluluklarını, sevinçlerini, hüzünlerini gördük. O Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması hikayesidir malumunuz olduğu üzere. Çiçekler Büyür'de Balkan hikayesini, Bulgaristan hikayesini gördük. İşte dediğin gibi sevgili İsmail, senin de İlay adı muhtemelen Çiçekler Büyür'den dolayı çok yaygınlaştı. İlay adı, yani hem o romantik bir romandır hem de mezalimi çok iyi anlatan, bir de insan ilişkileri açısından böyle saf, naif bir metindir. O çok etkili olmuştur. Tabii bizim kuşağın üzerinde etkili olan bir diğer eseri Cambaz adlı metnidir. Cambaz da gene Anadolu'nun bir ilinden gelmiş bir gencin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuması, o Anadolu'yu temsil eden zihniyetin tıpkı Sancı'da olduğu gibi ideolojik bir zeminle beraber aynı zamanda kendisiyle hesaplaşan, toplumla hesaplaşan ve kapitalizmle hesaplaşan orada bir malum bir sektörel bir durum vardır. Türkiye'deki sektörleşmeyi anlatır. Bu İlhan Kasapoğlu, yani İlhan Kasapoğlu'nun İlhan Kesici olduğu söylenir. Şu anda çok saygın bir politikacı ve Türkiye'nin gerçek değerlerinden birisi İlhan Bey. İlhan Bey olduğu söylenir ve işte Anadolu'nun garip bir yerinden gelmiş ve Ankara'daki düzenin temsil ettiği zihniyet ile iç içe, belki zaman zaman karşı karşıya bir gelişmenin örneğidir diyelim Cambaz romanı. Ama biz bunların hepsini meğer sevgili İsmail yanlış okumuşuz. Ben bunu itiraf ediyorum bakın. Nasıl hocam? Ne bakımdan yanlış okumuşuz? Abi ben Küçük Dünya'yı 77 veya 78'de okudum. Şu an tam yılı hatırlamıyorum. Küçük Dünya'yı okuyunca Emine Hanım'ın o insan işleme, insan yazma ve insanları bir arada gerek çelişkileriyle, gerek sadakatleriyle, gerek vefasızlıklarıyla işlemesinin başlı başına bir sanat eseri olduğunu Küçük Dünya'da gördüm. Daha sonra o romanları Küçük Dünya açısından okumaya başladım. Niye? Biz ideolojik okumuştuk. Maalesef hata etmişiz. Onu açıkça söyleyelim. İdeolojik okumuştuk. Evet. Emine Hanım'ın yani hocam ideolojik okumak onun edebiyatçılığını ve edebi kişiliğini ötelememize, görmememize mi mani oldu diyorsunuz? Vesile ol. Hani öyle bir körlük oluşturmuş bizde. Yani biz oradaki insan tipinin, idealize edilmiş insan tipinin mesajlarına kalmışız. Diğer insanların ilişkileri, diğer insanların üzerine anlatılmaya çalışan o insani duygular, yani kırılganlıklar, kinler, nefretler, bunları ötelemişiz. Daha çok ideolojik bir prototip üzerinden okumuşuz. Ama ben dediğim gibi Küçük Dünya'yı okuduktan sonra Emine Hanım'ı daha böyle çok boyutlu okumaya başladım. Ve Emine Hanım da zaten Sancı'dan sonra bu manada ideolojik metin değil, böyle daha farklı metinler yazmaya başladı. O yüzden mesela Emine Hanım'ın metinlerini ayırdığımızda Sancı, Ak Topraklar, Azap Toprakları, Çiçekler Büyür, Cambaz. Bu altı metni bir arada kabul etmemiz lazım. Bunlar tamamı aynı özelliği göstermemekle beraber ideolojik zeminli, ya daha doğrusu ideolojik fonlu ama öz insan cevherinin konuşturulduğu metinler. Daha sonraki, yani Cumhuriyet Türküsü, Kaftar'ın ardında, onlar başka bir gelenek ama Emine Hanım'ın 1985'lerden sonra daha çok tasavvufi kültürle hemhal olmaya başlaması ve bunun sonucu olarak Yunus Emre ile, yani bir ben vardır bende, benden içeriyle Yunus Emre'yi anlatması, Bukai ile Niyazi Mısri'yi anlatması, Bahram ile Hacı Bayram'ı anlatması gibi, böyle Alparslan da yazmıştı. Alparslan tasavvufi şahsiyet değil ama Alparslan da bir biyografik roman. Bu tasavvufi şahsiyetler üzerinden hem tasavvufi şahsiyetlerin zihniyet dünyasını, dönemlerini vermeye çalıştı. Hem de romancı tekniği ile bunları yeniden işleyip, yani yeniden üretme dediğimiz kültürde yeniden üretme. Yunus Emre'yi biz sadece menkabellerle anmaya kalksak, sadece Niyazi Mısri'yi menkabellerle anmaya kalksak bu önceki dil olur. Oysa yeni bir dille anlatmamız lazım bunu. Yeni dil de hikaye dilidir, roman dilidir. Emine Hanım da bunu yapmaya çalıştı. Ve bunu da nispeten başardı. Daha devam edecekti biliyorum. Başka hocam Hacı Bektaş'ı yazacaktı galiba. Ben evet, Hacı Bayram'ını okumuştum. Bayram'ını Hacı Bektaş Bey'i de yazmaya niyeti olduğunu söylenmişti ama Allah nasip etmedi. Kısmet değilmiş, kader diyelim. Evet. maalesef. Emine Hanım'ı biz romancı olarak biliriz ama mesela ben Emine Hanım'ın 1 Milyon İğne adlı tiyatro metnini çok sevmiştim. Niye? Çünkü 1 Milyon İğne'de bireysel bunalım, bireysel buhranın harika bir işlenmesi vardır. Şimdi o karakterde, o gelenekte baktığımızda bizde bir de Necip Fazıl'ın Reis Bey'i vardır. Dikkat edin, o da bireysel bunalımdır bir yerde. Emine Hanım şeyde 1 Milyon İğne'de bu bireysel bunalımı, insanın kendisiyle olan kavgasını, çekişmesini, kendisini kabul edememesini falan harika anlatır ve işte okuduğum kaçtır? 1977-78'dir. 1 Milyon İğne'yi okudum. Hala mesela oradan bir cümle aklımdadır. 1 milyon iğne 1 milyon kere battı çıktı beynime. 1 milyon iğne 1 milyon kere battı çıktı beynime. O bireysel ızdırabı, düşünce beyinden kaynaklanan düşünce ızdırabını harika anlatan bir cümle olarak benim zihnime mıh gibi. Hakikaten çok güçlü ifade etmiş hocam. Tabii tabii. O yüzden onun 1 milyon iğne bir yürek satıldı, Aksız Kahramanlar adlı tiyatro metinleri de önemlidir. Deneme dost diye diye onun tasavvufu tanıdıktan sonra birikimini deneme şeklinde yansıttığı bir metin olarak önemlidir. Hocam bir şey sorayım. Hocam tasavvufu tanıdıktan sonra yazmış olduğu romanlarda bir üslup değişikliği hissettiniz mi? Tabii o tasavvufun getirdiği, tırnak içinde söyleyeyim, mülayemet, tatlılık. Onu böyle keskin dil yerine daha mülayim, daha örnekler olsa keşke verebilsem, mülayim bir dil kullanmaya, keskinlikten ziyade yumuşaklığı, mülayimeti tercih eden bir zihniyet oldu. Çünkü tasavvufi şahsiyetler Yunus'u sert bir dille anlatamazsınız. Yunus sert dille anlatıldığında mesajı olmaz. Aynısı Niyazi Mısri için de geçerli. Aynısı Hacı Bayram Veli için de geçerli. Şimdi Hacı Bayram için rahmetlinin vasiyeti Hacı Bayram'dan kalkmaktı. Hacı Bayram'dan kalktı. Kalkmasında tekbir okunmasını istemişti. Sevgili Yakup Ömeroğlu kardeşimizin başlatmasıyla tekbir, az insan vardı ama Tekbirlerle uğurlandı. Evet, tekbirlerle uğurlandı Allah'a şükür. Madem ölümünden bahsetmiştik, Mustafa Kara'yı da burada yad edelim. Çünkü Mustafa abi çok güzel bir vefat tarihi düşmüş. Hocam onunla isterseniz sohbetimizi bağlayalım. Nokta koyalım. Evet, bağlayalım. Şimdi Mustafa abi, hu diyelim erenler demine, güzeli resmeden kalemine, çıktı 23'ler haber verdi, rahmetlidir, rahmetlidir Işınsu Emine diye. 23'ler dediğini ben merak ettim. Ben şuradan çıkardım, 23'ü şuradan çıkardım. Ben merak ediyorum tarih düşüldüğünde. Malum Emine Hanım Cumhuriyet Türküsünü, roman adı Cumhuriyet Türküsüdür ama 1922'de bitirir, 23'e girmez. Yani 23 çıkar oradan. Ben oradan diye hesaplamıştım. Ama merakımı mucip olduğu için Mustafa abiyi telefonla aradım. Abi dedim, bak ben böyle diyorum. Sen da doğru düşünmüşsün. Ben de dedim ki 23 tane kitabı var. 23 rakamını oradan mülhem söyledim. Sen öyle yorumlamışsın. Doğru yorumlamışsın. Ben böyle yorumladım. Doğru yorumladım dedi ve böylece Mustafa abi de Allah razı olsun, Bursa'da inzivaya çekilmiş gibidir ama onun bilimi, bilgisi, bereketi her zaman bizi sarsın inşallah. Evet. Böylece ben de sözlerimi tamamlamış olayım. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet hocam, Emine Işınsu'yu da anmış olduk böylece. Hocam birkaç dakikamız kaldı ve önümüzde bayram. İsterseniz hem de izleyicilerimize bayram tebliğinde bulunurken de var böyle bir bayramla ilgili bir şiirimiz varsa veya bayramla ilgili bir şeyler söylemek isterseniz dinlemek isteriz. Evet. Ben program Arefe'ye denk geldiği için tedbirli geldim. Bayramın mutlaka mevzu edileceğini düşünerek efendim onun için belki bayramdan uzun uzun söz edemeyiz, süremiz yok diyorsunuz ama çünkü hocam bayram müstakil bir konu evet, olacak bir şey. Öyle. Yani belki inşallah başka bayramlarda Kurban Bayramı öncesi. Bizim şairlerimiz bayramı da asla boş geçmemişler ve klasik edebiyat döneminde yazılan bayram şiirlerine ıdiye demişler. Bayramlardaki tebriklerini de ıdiyelerle yapmışlar. Bu gelenek devam da ediyor. Bugün de şairlerimiz bayramla ilgili çok güzel şiirler yazıyorlar. Yakın dönemde Alvarlı Efe dediğimiz Erzurumlu Alvarlı Efe'nin ki aynen Hakan Bey'in söylediği gibi Şemseddin Sivasi Sivas'ta neyse Alvarlı Efe de Erzurum'da civarında onun da mevlidi o bölgelerde okunur. Onun bir can bula cananını bayram o bayram bula. Onun çok güzeldi. Kul keşke... bula sultanını bayram o bayram ola. Şiiri aslında bayramı anlatıyor. Bayramın özünü anlatıyor. Bayramın ne anlama geldiğini anlatıyor bize. Bakın ve başlangıç çok güzel. Bayramı bulmuş. Can o bula cananını bayram o bayram ola. Ne demek? Can cananını bulduğu an işte o bayramdır. Şebi Arus, Mevlana'nın Şebi Arus'u gibi. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola, cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Bakın burada hüznün kederin kaybolması, dildeki hicabın kaldırılması, cümle günahın af olmasından sonra bayrama kavuşulduğunu söylüyor. Mevla bizi affede, gör ne güzel ıydola, cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Belki bu bayram dediğimiz gibi çok başlı başına böyle bir program konu edinecek kadar çok şiir var. Bu vesile Alvarlı Efe'yi de zikretmiş olduk. Ne bereketli program oldu hocam. Kimleri evet, zikrettik. Bu akşam gerçekten öyle oldu. Bayram bereketi. Ramazan ve bayram bereketi diyelim. Efendim Mürekkep Damlaları burada sona eriyor. Bayramınız bayram gibi olsun inşallah. Niyaz ve duasıyla. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.